Taha Akyol, Devleti Muntazama, Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisine dair yıllık raporunu yayımladı. İyi dediği tespitler var, dikkat çektiği endişeler var. Türkiye'ye yatırım yapmalarını istediğimiz dev şirketler bu tür raporları son derece önemserler. Siyaset, rapor iyi olursa, dünya bize hayran, pilağını, olumsuz olursa, dış güçler, pilağını propaganda tedavülüne koyar. Biz işin aslına bakalım. Zira, dış güçler, deyip geçiştirmek kendimizi aldatmak olur. Moody's son raporunda Şimşek Özkan ekibinin, ortodoks, iktisat yolunu izlediğini, Türk ekonomisindeki şu üç dev soruna çözüm getirmeye yöneldiklerini belirtiyor. Enflasyonu düşürmek. Böyle bir sorunumuz yok mu? Türkiye'nin büyük dış dengesizliğini azaltmak. Dış açığımız rekorlar kırmıyor mu? Mali disiplini sağlamak. Seçim ekonomisi uygulayarak 2 yıl üst üste ek bütçe çıkaran tek ülke biz değil miyiz? 6 yıldır çözümsüz. Aynı Moody's bu iktidar doğru politikalar izlerken, Türkiye'yi dünyaya yatırım yapılabilir ülke ilan etmişti. Fix ise ondan bir yıl önce Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olduğunu açıklamıştı. Yabancı yatırım girişi rekorlar kırıyordu gerçekten de. Fakat Moody's ve Fitch's gibi kuruluşlar, 2017'de alarm vermeye başladılar. Birinci sebep, dış açığın büyümekte olması, ikinci sebep, kurumsal bağımsızlığın zayıflaması idi. Başbakan Erdoğan 2014'ten beri faizi indirtmek için Merkez Bankası'na ağır sözlerle hitap ediyor, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ise Merkez Bankası'nı savunuyorlardı. Döviz yükselirse Merkez Bankası TL'yi korumak için faizi artırıyor, Erdoğan'ın tepkisini çekiyordu. Doların 4 TL 9 kuruşya çıkması üzerine Merkez Bankası faizi %13,5'ten 16,5'e yükseltmiş, Mehmet Şimşek şu açıklamayı yapmıştı, TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var. Şimşek tweetinde, dış açık, mali disiplin, TL'nin istikrarı, vurgusunu yapılıyordu, Moody, Sey'in dünkü açıklamasının aynısı. 6 yıldır çözümsüz kalarak büyüyen 3 büyük sorun. Fakat 9 Temmuz 2018'de CB sistemine geçilecek, Şimşek'in yerine Berat Albayrak getirilecekti. Sonrası malum. Yapısal sorunlar. Türkiye'yi krize sürükleyen popülist politikalar ve özel reformları ile Kemal Derviş reformları. AK Parti'nin ilk 10 yılındaki ortodoks politikalar ve son yıllardaki popülist politikalar ve yine kriz. Kriz reform sarmalı. Birçok sebebi var ama kurumların zayıflığı en önemli birkaç sebepten biri. Benim laf dinlemedi, Merkez Bankası nereden nereye adlı kitabımda bu süreç hakkında ayrıntılı bilgiler vardır. O araştırmamdan benim çıkardığım bazı laboratuvar sonuçları var, kurumların zayıflığı, mesela iktidar partisinin Merkez Bankası'nı istediği gibi hizaya getirebilmesi. Seçim ekonomisiyle verimsiz harcamalara oluk oluk kaynak aktarıp bütçe açığının patlatılması, bunu önleyebilecek mali kural kanununun 2010 yılında iktidar tarafından engellemesi. Liyakat yerine bizden atamalar. Bunlar her devirde yapısal sorunlarımız. Artık lider ve parti şartlanmasının dışında Türkiye'nin asli sorunlarına rasyonel ve kurumsal gözle bakmalıyız. 5 yılda bakın, teksip edilmeyen haber, Mehmet Şimşek TÜİK'e telefon açarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum." dedi. 4 yılda TÜİK'te 4 başkan ve çok sayıda üst yönetici değiştirildi. Merkez Bankamızda da öyle olmadı mı? kurumların böyle, laf dinler, hale getirilmesi, güveni sarstığı gibi, rasyonel, program yapılmasını da engelliyor. Moody, Seyin raporunda da Şimşek Özkan ekibinin kademeli de olsa, uzun vadede, sorunları çözebileceği belirtiliyor ama, yeni bir politika dönüşü yaşanmasıyla kredi görünümünün negatife çevrilebileceği uyarısı da yapılıyor. Zira Türkiye 5 yılda 5 defa ekip ve politika değiştirdi, Babacan Şimşek ekibi, onların yerine Berat Albayrak. Sonra, Ortodoks, Naci Abal ve Lütfi Elvan. Sonra onların yerine, Heterodoks, Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati. Sonra onların yerine Ortodoks Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan, ne kadar süreyle. Siyaset böyle. Onun için, devlette devamlılığı, sağlayacak kurumlar liyakatli ve güçlü olmalı. Büyük alimlerimizden Cevdet Paşa'nın deyişiyle, devleti muntazama, yani.